Bugün anlatacağım parça direkt olarak Rolanti'yi etkileyen bir parça. 500 tane farklı isimle anılıyor. PCV valve, karter havalandırma sistemi ya da yağ buhar hortumu da deniyor buna. Ama orijinal ismi PCV valve. Yani aracın motorunun içindeki pozitif basıncı, yani yağ buharı basıncının tahliyesi için kullanılan bir parça. Bir yağ buharı aracın nasıl hem çekişine hem performansına hem rolantisine etki ediyor, detaylar birazdan videomuzda. Yağ buharı eski araçlarda direkt olarak aşağı bir hortum sallandırılarak yağ buharı oradan tahliye edilebiliyordu. Ama bu hem çevreye zarar veriyordu hem de hortumun çevresi nemlenip motorda yağ sızıntılarına, yani yağ sızıntı görünümüne neden oluyordu. Özellikle 90'lı yılların ortalarından sonra araçlarda bu şekilde PCV valve sistemi ve yağ buharının tekrar emme manifolduna içeri verip yanması sistemi oluşturuldu. Yani PCV valve'i budur. Peki eksileri nedir? Rolantiyi çekişi nasıl etkiliyor? Bir parça var. İsmi coil ketken. Modifiye araçlarla ilgilenenler bilir. Hemen şurada nasıl bir görsel olduğunu göstereceğim. Bu yağ buhar hortumunu ve yani şu kısımdan, şuradaki aradan şu hortum ikiye bölünür. Genellikle aracın şu kısımlarına koyu ketken takılır. Yağ buhar hortumu süzülerek tekrar kalanı emme manifoldundan verilir ki hava yakıt karışımının zenginliğini, oksijen miktarını azaltmasın, performans düşürmesin. Yani buradan içeriye yağ buharı vermek performansı bir miktar düşürür. Bu sistem sadece LPG'li araçlar için faydalı. Çünkü LPG bildiğiniz gibi çok kuru bir yakıt, çok yüksek sıcaklıklarda yanıyor ve genellikle svopları kurutuyor. Yağ, benzin gibi yağlama özelliği yok. O yüzden buradan içeriye giren yağ buharı bir miktar LPG'nin verdiği zararı azaltma noktasında faydalı olacaktır. Daha önce subapların ne hale geldiğini LPG'den detaylı bir motor üzerinde göstermiştik. Hemen şurada o videonun linkini de bulabilirsiniz. Şu an ekranlarınıza o video ile alakalı görseller de gelecek. Yani LPG'li araçlarda bir miktar faydalı olsa da genel olarak aslında bu sistemin araca hiçbir faydası yok. Arızalı olduğu durumda zararı var. Ayrıca performansa zararı var. Zaten PCV valve arızası nasıl anlaşılır ayrı bir videoda anlatacağım. Genellikle buradan PCV valve arızalı olduğu zaman, sürekli hava çekme ve hava verme işlemi sürekli olduğu zaman aracın rolantisini de etkiliyor. Yani kısacası karter havalandırma sistemi, PCV valve sistemi ya da yağ buhar hortumu sistemi, araçta çalışma şekli bu, işe yaradığı noktalar bu, işe yaramadığı zararlı olan noktalar bu. Araçta rolanti ve çekiş problemleri yapabiliyor. Detaylı olarak da PCV valve arızası ile alakalı bir videom olacak. Onu da şuralara bir yere eklerim zaten. Orada detaylı olarak ve aşağı açıklamalarda da görebilirsiniz. Ayrıca belirtilerini detaylı olarak anlattığım bir video olacak. Bu video sadece bu sistemin ne işe yaradığını anlatma özelinde. Tüm bu sistemi görmek için birkaç parçayı hemen sökelim. İlk önce bunun altında karbon kanister var. Onu oradan gelen hortuma bağlı. Onu göstermek için bunu çıkarıyoruz. Yağ buharı hortumunu çıkaralım. Emme manifold girişini çıkaralım. Şimdi PCV valve'i kanistere kadar söktük komple. Hemen şurada gaz kelebeğinden önce buharı verdiği bir nokta var. Şu kısımdan başlıyor. Şöyle gördüğünüz gibi burada kürbüratör kapağına, burada emme manifolduna, burada gaz kelebeğinden önce hava hortumuna ve şurada gördüğünüz kanister valfine kadar giden bir sistem. PCV valfi nedir? Motor içerisinde oluşan yağ buharını dışarı salmayarak aracın emme manifoldundan içeri veren basit bir sistem. Peki araçta böyle bir sisteme niye gerek var? Aslında gerek yok. Şimdi gelelim bu sistemin iptaline. Bu sistemin iptal edilebilecek tek yeri şu kısımlar iptal edilemiyor. Tek iptal edilecek yeri bu hortumu açık hava filtresi taktınız. Açık hava filtresi direkt hava çekebilir. Bu hortumu da uzunlaştırıp aşağıdan sallandırabilirsiniz. Yani bu PCV valfinin emme manifoldundan, gaz kelebeğinden önce giren hortum kısmı iptal edilebilir, aşağı sallandırılabilir. Ama harici şu sistemde herhangi bir iptal yapılamaz. Yapıldığı zaman aracın motoru stabil çalışmayacaktır. Tabi bu iptali yaparken de çevreye zarar vereceğinizi unutmayın. Ayrıca özellikle LPG'li araçlarda bu yağ buharı buradan yanma odasına verildiği zaman içeriye alınan yağ buharlı hava subapların yağlanması açısından faydalı. Biliyorsunuz LPG kuru bir yakıt. O yüzden özellikle LPG'li bir aracınız varsa bu yağ buharını kesinlikle iptal etmemenizi tavsiye ederim.
benzinli bir aracınız varsa iptal edilmemesini yine tavsiye ederim ama benzinli araçlarda daha az hayati diyebilirim. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve bizlere destek olmak için kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Sorularınız varsa aşağıdaki yorum bölümünden ve forumumuzdan, aşağıda linki var. Forumumuzda konu açarak hızlıca bize iletebilirsiniz. Abonelerden gelen sorular ve forumdan önce özellikle forumdan iletilen konular öncelikli cevaplanıyor. Bilginiz olsun. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi kapanış ekranına geçelim.